İdeal koşulları nasıl hazırlıyorsunuz ekibinizle birlikte? Hastanenizde biraz bize anlatabilir misiniz? Çünkü bazı aileler diyor ki çocuğum hazır mısın sünnete diye Evet. bilgilendirme yapıyor. Şöyle, Hazır değilim diyor ama bazısı da biz evet dediğiniz hastane gibi olarak, hazırım ekip diyor. olarak çok Evet. hazırız bu konuda. Hem lokal sünnete özellikle, genel sünnete de. Aileler çok rahat kendilerini teslim edebilirler, çocuklarını teslim edebilirler. Öncesinde bir kaygısını giderici ilaç veriyoruz, Evet. konuşuyoruz. İşte bazı sünnetten korkan çocuklara direkt olarak sünnet olacağını pek söylemiyoruz. Bir muayene edeceğiz diyoruz, Evet. arkasından sünnet gerekirse yapacağız diyoruz. Yani çocuğu rahatlatarak, aileyi rahatlatarak, bu rahatlatma olursa zaten ağrı duymuyorlar. Burada çocuğun Ağrı iyi duymuyorlar zaten hissetmesi işlem önemli değil sırasında. mi hocam? Tabii ki. Ailelerden daha çok Tabii çünkü ki. ne kadar baskı yaparsak Çocuk korkuyor, çocuklarımıza. muayene masasına, polikliniğe girmek istemiyor, yanımıza gelmek istemiyor. Zorla ona sünnet yapmak doğru değil. Biraz konuşmak lazım, Peki biraz gerekirse ikna erteleyip etmek gerekiyor mu? lazım. Çocuk hazır değil ve anne baba, akrabalar sizin yanınızda kalabalık bir aile geldi. Çocuğun yanında İkna duruyorlar. etmek daha kolay. Yani Daha kolay. ikna oluyorlar. Sonuçta hani yapılmaması gereken bir işlem yapmıyoruz sonuçta. Biz buna dikkat ediyoruz. Yani çocuk psikolojisine dikkat ediyoruz. Bu Evet. önemli. Evet. Ekip çalışması, Ekip psikolojik destek arkadaşlarımız çok da önemli. bu konuda çok Evet. tecrübeliler. Onlar da dikkat ediyorlar. Ekip olarak biz buna dikkat ediyoruz. Hocam yaşı yok, onu anlıyoruz. Çocuklarımızı aileler hazır hissettiğinde sizlerle Yani buluşturması muayeneyle karar verilir karar zaten. O veriliyor. hekim karar verir, aileyle beraber karar verilecek bir durum.